Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geçenlerde sorun yaşadığım mouse'u servise götürdüm. Biraz servis deneyiminden bahsedeceğiz. Sizler de tabii ki kendi deneyimlerinizi aşağı yorumlar kısmına yazarsınız. Ben biraz size işte Monster Notebook'un böyle sürecinden falan bahsederim. Kendi yaşadığım tarafından tabii ki. Hani servis anlamında söylüyorum. Şimdi kabaca önceki videoda anlattığım sorunlardan bahsedeyim. Ben bu cihazı sıfır alıp inceleme için işte kutudan çıkardım. Hani çekimi yapıyorum ya. Orada şu yandaki clutch atıcı ya da makro tuşu falan da diyorlar. Bu tuşu çıkartmak istedim. Bu tuşun manyetik ucunda bir tane metal var. O içine yapışıyor. Onu böyle işte öne doğru çekip yukarı doğru çektiğin zaman geliyor. Ama oraya o kadar güçlü yapışmış ki yani kendi üzerine değil de direkt oraya yapışmış. Çıkarken şu alt tarafı kırarak çıktı. Hatta ben sonrasında manyetiği karga burnuyla içinden alabildim. O kadar yapışmıştı. Bir tanesi oydu sorunlarımın. Bir diğeri tuş yukarı doğru kayıktı. Yani içine şunu böyle alıyorsunuz ya burada bir tane şey var çubuk var diyeyim bu çubuk böyle bastırdığınız zaman o tuşa baskı yapıyor yani öyle basmış oluyorsunuz bunun ucu da birazcık yuvarlatılmış. O da yukarı kayık olduğu için böyle biraz da uzun olan da şu üzerinde şu anda o takılı. Uzun olan da böyle aşağıya doğru bastırarak bastığınızda o araya giriyordu. Yani tuşa basıyordu ama tuşu yiyerek basıyordu diyeyim. Bir diğer sorunum da buydu. Yani iki ciddi sorunum vardı. Bunlarla ilgili servise götürdüm. Tabii ki mouse ile ilgili başka şeylerden de bahsetmiştim. Mesela sağ tuş ses yapıyor demiştim vesaire. Bu tarz şeyleri o videodan zaten izlemişsinizdir. Ben ama onlar için gitmedim servise. Direkt olarak buradaki tuşun kırılması ve içindeki makro tuşu diyorlar onlar. Onun kayıklığından dolayı gitmiştim. Neyse şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben randevusuz gittim. Dedim hani kalabalık olmaz diye düşünüyordum ama 15-20 kişi vardı. Ben cuma günü akşam saat 5'i 7 geçe sıra numarasını almışım. İçeri girmem 4 tane banko ya da oda diyelim çünkü oda şeklinde 4 oda var 2 tanesi çalışıyordu ben gittiğimde. Belki saat 5'ten sonra gittim diye olabilir emin değilim çünkü cumartesi günü de gittim cumartesi 4'de de çalışıyordu. Ben dediğim gibi saat 17.07'de sıra numarasını aldım. Söylüyorum tekrar randevusuz gittim ilk gün. Sonra saat 17.51'de içeri girmiştim yani odaya. İşlemleri başlattılar. Söyledim işte bu sorunlarım var dedim. Tamam dediler işlemi başlatıyoruz. İşte SMS filan geliyor. Fatura filan götürmüyorsunuz. Fatura falan yoktu zaten seri numarasından işlemleri başlatıyorlar. Kendi hesabınızdan filan zaten kaydediyorlar. Onlar çok rahat oluyor. Bir de şundan bahsedeyim. Beklerken 15-20 kişi vardı ama ortamın hani sıcaklığı olsun. İşte şarj şeyleri falan koymuşlar yerleri. Mesela işte servisten aldığınız laptopları denemeniz için yerler falan var. 5 yol servisinden bahsediyorum bu arada. Hani onu da belirtmiş olayım. Sonra su sebili falan var. O bakımlardan hani servisin ortamı iyiydi. Fena değildi. Bir tık daha serin olsa güzel olurdu ama hani su sebili falan olduğu için artık onu kabul ediyoruz. Neyse ben dediğim gibi cuma günü akşama doğru bu işlemleri hallettim. Sonra arkadaşlar yani aşağı yukarı bir saat sürdü ama randevusuz onu söylüyorum. Sonra oradaki arkadaş bana dedi ki cuma günü cumartesi belki daha kalabalık olabilir sen randevu alarak gel hani daha rahat olur. Ben de randevu aldım cumartesi için. 12.20'de randevu saatimdi arkadaşlar. 12.10'da sıra numarası aldım. Yine 5 yoldan bahsediyorum. 12.42'de de işlemin başladı. Sonra arkadaşlar işlemde şöyle oldu. Bana ürünü getirdiler. Hani müşteri memnuniyeti açısından bu makro tuşu değişti yazmışlar. Yani tuş dediğim şuradaki şey. Kırılan parçayı değiştirmişler sadece. Ben de dedim ki ya bu parçayı değiştirmişsiniz ama tuş bayağı kayık. Hani ilerleyen zamanlarda şu anda bassa da bunun da ucu oval olduğu için oraya aşağı doğru baskı yapacak. 2-3 ay sonra o tuştan dolayı bir daha geleceğim. Zaten şimdi müşteri memnuniyeti diyorlar ama orada şöyle bir durum var. Benim hatamdan dolayı kırılan bir şey değil. Şöyle bir şey var. Benim hatamdan dolayı kırılsa şu üstten kırılması lazım. Çünkü burası takılıyor. Buradaki manyetik içeriye çok güçlü yapıştığı için şu alt taraftan kırıldı. Yani mühendislik olarak bunu ispatlayarak da gösterebilirdim. Ama o kadar da uğraştırmadılar. Neyse böyle anlattıktan sonra dediler hani o zaman değişim yapalım. Çünkü onların da aklına bu durum yattı. Hatta içeriden görevli başka bir arkadaş falan çağırdılar. Ben böyle bankodaki arkadaşa anlatırken. Bizim ağzımız bankoya alışmış ama siz artık o da banko aynı şeyi anlayın. Ama dediğim gibi o da odalar. Neyse içeriden arkadaş çağırdılar onu anlattım vesaire. Onun da aklı yattı dediler değişim yapalım. Ben dedim ki değişim yaptıktan sonra da bir kontrol edin. Çünkü hani aynı sorunu yaşamayayım. Şöyle de bir durumdan dolayı bunu söyledim. Orada oturan yani işlemleri yapan arkadaşın mouse'u da aynısıydı. Onunkine de baktık. Onun da biraz kayık ama benimki kadar kayık değildi. Neyse onu da kayık olunca dedim demek ki hepsinde olabiliyor bu. En azından daha az kayık olsun. Kontrol edin diye belirtmiştim ayrıca. Bir de şöyle bir durum var. Siz de teslim alırken dikkat edin. Mesela benim alıcısı kutunun içinde yoktu. Dediler arkadan onu hallederiz vesaire. Hani değişim mi daha karar vermeden önce. Bir de mesela şu tuşların boyutunu aynı vermişlerdi. Bir tanesi kısa bir tanesi uzun bu ikisini de uzun olarak vermişlerdi filan. Hani servise verdiniz ettiniz vesaire geri alırken laptoplarda filan da her şeyini bir kontrol edin ona göre alın. Hatta mümkünse şey de yapabilirsiniz oradaki bilgisayarla da deneyebilirsiniz ama aşağıda bilgisayarlar var. Orada mesela alıcısını takıp orada da bir küçük deneme yapabilirsiniz bu aklınızda olsun. Sonra dedik ne yapacağız değişim yapacağız kararı verdik. Dedim peki ne zaman hallolur bu dediler 3 saati bulur. Ya dedim hani değişim zaten hemen yapalım. Çünkü gideceğim bir daha geleceğim. 3 saat orada da beklenmez. Dediler öyle olmuyor. Biraz sürüyor. Biz size SMS'te bilgi vereceğiz. Neyse dedim yapacak bir şey yok. Kargoyla dedim yollayamaz mısınız? Elden teslim edilen ürünler elden geri veriliyormuş. Kargoya verilmiyormuş. Tamam dedim. Eyvallah. Hatta ben randevu alırken kargo seçeneği vardı. Çünkü ben hani cihaz bırakıyorum gibi randevu aldım. Orada o zaman kargo 200 lira civarında falandı. Tam onun detaylarını da bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Neyse yapacak bir şey yok. Ben çıktım işte sonra SMS'i bekliyorum filan. Biraz da çocuğu filan gezdirdim o arada. Neyse SMS geldi. SMS de arkadaşlar aşağı yukarı iki buçuk civarında geldi bana. Ben de zaten yakın bir yerdeydim. Randevusuz olarak gittim tabii ikinci gidişimde. Hani sabah zaten randevuyu almıştım onu kullandık. Sonra bir daha randevu filan uğraşmadım. Çünkü iki üç saatte hani gelecek dedikleri için dedim hani bekleriz biraz. 14.59'da da oraya gitmişim arkadaşlar. İşlemlerim de aşağı yukarı yarım saat 30-35 dakika diyelim işte o civarda sürdü. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar değişimi yaptılar ama ben kontrol edin demiştim. Kontrol etmemişlerdi biz orada kontrol ettik. Hani cihazın içine açtım baktım biraz yine kayıklık var ama eskisi kadar yok o yüzden tamam dedim. Hadi bu olabilir yapacak bir şey yok hani birebir de tamam sıfıra sıfırda olmayı versin çok dert değil şeyler falan devam ediyor. Mesela şuradaki uzun tuşu taktığın zaman sallantı devam ediyor ama önceki kadar çok değil. Öncekinde kayıklıktan dolayı daha çoktu. Şöyle bir şeyden iyileşme oldu. Mesela şu sağ klik biraz dedim hani size basmadığınız zaman bile elin dokunduğu zaman tıkır 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 oynuyor demiştim. Bu mesela o kadar oynamıyor. Çok çok az oynuyor ve hissedilecek kadar değil yani. O bakımlardan iyileşme oldu. Şimdi söylediğim gibi arkadaşlar ortalama 15-20 kişi bekliyordu. Ben gittiğimde cuma akşamı ve cumartesi günü sabah gittiğimde. Bunları söyleyeyim. Hani siz de ona göre randevu alın ya da ne bileyim hani randevusuz giderim ben bir saate yakın beklerim hani onu göz alıyorum derseniz de ben bir saatten fazla da çok süreceğini de zannetmiyorum ama ben dediğim gibi ilk gidişimde bir saat bekledim. Dediğim gibi su sebilidir, şarjdır vesaire öyle şeyler var. Alırken mutlaka iyi kontrol edin. Mümkünse böyle aksesuarlarda bilgisayara takıp vesaire öyle de kontrolünü yapın. Ondan hepsine dikkat ettikten sonra bir problem olmaz. Mouse'un genel deneyimini incelemede konuşacağız. Bugün sizlerle birlikte servis deneyimini konuştuk. Hani ben ilk izlenim olarak biraz kullandım ama çok çok bayıldım diyemem arkadaşlar ama tabii ki incelemeyi biraz daha yapmak lazım. Alışma süreci var. Alıştığın zaman nasıl olur o fark eder tabii ki. İlk başta hemen aldığın zaman kendi mouse'una göre tabii ki biraz ağırlıkları fark ediyor filan. Biraz alışmak sürebiliyor. Çünkü ergonomi vesaire değiştiğinden dediğim gibi alışmak gerekiyor. Unutmadan bir ekleme daha yapayım arkadaşlar size. Mesela bu mouse'u alacaksınız. İşte şu söylediğim clash dediğim makro tuşu neyse artık ne isim veriyorsan Siz onlar çünkü birden çok isimle ifade ediyorlar. Bunu alırken bir şeye dikkat edin. Bu tuş var ya ekstra olarak hani değiştirip takabiliyorsunuz. Bana mesela yeni verdikleri tuşta şöyle bir şey vardı. Bunun içindeki mıknatıs biraz daha yukarı çıkmıştı. Yani tam içine sıfıra sıfır oturması lazım. Eğer sıfıra sıfır oturmazsa buna takarken zor takıyorsunuz. Çünkü o aradaki soktuğunuz boşluk tam bunun böyle plastik aksamına göre o mıknatıs dışarı çıktığı zaman ya zor takacaksınız ya da hiç takamazsınız. İttirmek vesaire gerekir. Yine zarar verme şansınız yükselir. O yüzden teslim alırken sıfır aldığınızda filan dikkat edin. Şuradaki hani mıknatıs böyle sıfıra sıfır olsun. Ben yine göstereceğim size detayda. Ona dikkat ederseniz sorun yaşama ihtimaliniz biraz daha azalır. İlk satın aldığınızda üstünde kısa olan makro tuşu geliyor zaten. Hani o uygulanmış bir şekilde oluyor. Onu bir söküp denersiniz orada da. Dediğim gibi ilk başta alırken hepsine denerseniz en azından direkt orada sorunu fark edersiniz. Orada belki hızlıca değişim yapabilirler. Garantide de aslında ben hızlıca değişim yapmalarını bekliyordum. Çünkü hani 3 saat falan beklemek çok mantıklı değil. Sonra da şöyle düşündüm ya yani şimdi onlar da sonuçta çalışan insanlar. içeride birilerinin karar vermesi gerekecek. Muhtemelen sıfır değişimlerde hani diğer cihaz sonuçta ikinci yere düşüyor. Outlet'e mi düşüyor nereye düşüyorsa. Oraya düşeceği için biraz daha sorumluluk artıyor. Yani onun kararını direkt orada veremiyorlar diye düşündüm. O bakımdan bir hak verdim. Ama hani direkt hızlıca yapsalardı en azından bir daha gitmiş olmazdım. Ya şu da var en azından aynı gün içinde çözmeleri değil. Çünkü bir gün daha gitsem 3 gün uğraşmış olacağım. Şu da güzel en azından mouse da olsa bir gün içinde hani cihazın sorununu halletmiş olduk. Yani cumayı cumartesi ikisini beraber hani harcadığım zaman olarak bir gün sayalım. Onun için hızdan da fena değildi. Memnun kaldığımı söyleyebilirim. Laptoplarda falan durum nasıl olur? Onu da artık deneyimleyen arkadaşlar yazar. Ha, bu basit bir ürün. Dersiniz ki abi 1000 liralık ürün zaten ucuz ürün. Çok hani dert etmemişlerdir. Bizim işte atıyorum 50 bin liralık laptop aldık. Onu da çok yokuş oldu vesaire. Onları bilemem tabii ki. Ben kendi deneyimimi bu şekilde sizlerle paylaşmış oldum. Sizler de kendi deneyimlerinizi yazarsınız. Artık orada etkileşime gireriz arkadaşlar. Benim mouse ilgili şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Mouse işte servis deneyimini falan bu videoda anlattık. İncelemesini de bir sonraki videoda yaparız. Orada tabii ki bu servisten falan bahsetmeyeceğiz. Artık kullanımından, kalitesinden vesaire konuşacağız. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.